Merhaba, ben Kadınlar Saltanatı Kösem'in yönetmeni Emre Türkmenoğlu. Bugün sizlere dizimizi çektiğimiz alanın tanıtımını yapacağım. Sizlere dizimizi nasıl çektiğimizde, dizimizi çektiğimiz alanda ne gibi cihazlara sahip olduğumuzu, teknik ekipmanlara sahip olduğumuzu göstereceğiz. Merak edenler için çok faydalı bir video olacak. İlk öncelikle Sims 3 ile çekiyoruz dizimizi bildiğiniz üzere. Burada Sims 3 ve 4 koleksiyonum bulunmaktı benim. Sims 2 var, Sims 3'ün ek paketleri ve Sims 4'ün ek paketleri bulunmakta. Dizimize soruyorlar Sims 4 sizde bulunmuyor mu, neden Sims 3'te çekiyorsunuz diye. Fakat biz Sims 3'te çekiyoruz. Çünkü Sims 3 bence dizi çekmeye daha elverişli ve daha kaliteli bir oyun olarak geliyor bana. Sims 4 oynamak için ideal. Fakat Sims 3 daha çok bence dizi çekmek için uygun. Yani benim için öyle en azından. Burada Sims 4'ün koleksiyoncular için ürettiği kutusu bulunmakta. Ben ilk Sims 4'ü bununla almıştım. Şu görmüş olduğunuz yeşil kristali alabilmek için bence güzel. Onun haricinde burada Sims 3 Medieval bulunmakta. Ondan sonrasında diğer oyunun Sims 3'ün ek paketleri bulunmakta ve Sims 4'ün ek paketleri bulunmakta. Bu kısımda ise Sims 4'ün bir koleksiyon daha var. Burada mouse, mousepad ve kulaklığı bulunmakta. Bunları da kullanıyorum. Montaj yaparken, kurgu yaparken özellikle çok işimize yarıyor. Bu kısım böyle uzaktan çekecek olursak. Altında kitaplık bulunmakta. Üstünde de bu şekilde koleksiyonumuz. Diğer kısımda ise çalışma alanım oluyor benim. Bilgisayarım bulunmakta, az evvel bahsettiğim serinin kulaklığı, mousepad'i, mouse'u ve kristal bulunmakta. Bilgisayar kısmında bilgisayarla ilgili de çok fazla soru alıyoruz. Hatta şu anda Sims 3 açık, Kadınlar Saltanatı Kösem'i çektiğimiz platoyu görüyorsunuz. Çok büyük bir plato aylarımızı aldı. Geçen sezon eksiklikler vardı fakat bu sezon tüm yaz çalışıp daha da geliştirdim. Çok karışık gözükebilir fakat artık bir süre sonra ben alıştım. Hani ne nerededir, hangi daireyi nereye tasarladım gibisinden. Bilgisayarla ilgili çok fazla soruluyor. Nasıl bir sistemle çektiğimi soruyorlar. Sırf dizi için aynı zamanda radyo, televizyon, sinema okumaktayım. Onunla da çok gerekecekti. Yüksek bir grafiğe sahip olan bilgisayar aldım. Bayağı profesyonel bir bilgisayar. Çekim için çok uygun, grafikleri çok iyi, hızlı. Hiçbir sorun yaşamıyoruz çekim yaparken. Böyle bir artımız var, yoksa çok sorun çıkıyor gerçekten. Sims 3'ün grafikleri yoğun ve çok kaliteli aslında. Fakat bilgisayardan bilgisayara değişiklik gösterebiliyor. Ben bir sorun yaşamadım bu bilgisayarda. Fiyatını soranlar olmuş. Onu alt kısma aldım. Teknosa'dan almıştım. Linkini ekleyeceğim. Hani almak isteyenler olursa veya incelemek isteyenler bilgisayarın modelini, fiyatını aşağıdaki linkten ulaşabilirler açıklama kısmındaki. Onu da not olarak ekleyeyim. Onun haricinde bu şekilde çalışma alanımız. Hatta senaryomuz bulunmakta burada. 28. bölümü çekiyoruz şu anda. Böyle çalışma alanımız. Diğer tarafa dönecek olursak, burada benim bir diğer küçük masam. Senaryo üzerine burada çalışıyorum. Tarih kaynağımız Reşat Ekrem Koç'u. Her zaman onun tarih bilgisine kesinlikle çok saygı duyuyorum ve muhteşem bir yazar ve ünlü bir tarihçi. Size de mutlaka tavsiye ediyorum, bu kitabını okuyabilirsiniz. Yazar gerçekten içinde yaşattırıyor bize kitapta ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi de bu kitaptan esinlenmiş zaten. Bu kısımda senaryo bulunmakta. Burada iki kitabım var aslında benim. Bir de Dar Şerbeti Kan Kokar Kösem kitabı. Fakat bu kitapta pek öyle yoğun dolu bir bilgiye rastlayamıyorsunuz. Burada özet geçirmiş tüm her şey. Kısa kısa geçirmiş. O yüzden kesinlikle kitabı tavsiye ediyorum. Hatta şu anda şu kısmındayım. Genel okuyup notlar alıyorum. Öyle ilerliyorum. Platomuza dönecek olursak aslında size göstermek isterim bugün. Şu an saray içindeyiz. Saraydan size kareler göstereceğim. Thank you.
İlk olarak Valide Sultan Dairesi'nden başlayalım. Kısa kısa göstereceğim zaten tasarladığım platoları sizlere. Valide Sultan Dairesi bildiğiniz gibi ana bir mekan ve büyük bir önemi var. Çünkü tüm olaylar bu daire içerisinde gerçekleşiyor. O yüzden bu daireyi gerçeğine bile uygun bir şekilde tasarlamak istedik. Tabii ki kendi dokunuşlarımız oldu. Duvar kağıdı gibi. Onun haricinde Valide Sultan Dairesi'nin profili de bu şekilde. Pencerelerine, işte tasarımına kadar, kapılarının yerine kadar. Üst katımız bulunmakta. Üst katta bildiğiniz gibi Kösem Sultan'ın yatak odası. Topkapı Sarayı'nda da üst kat var fakat üst katı göremedim henüz. Bu şekilde. İç taraf. Hemen şurada alt katıyla. Buradan üst kata çıkılıyor. Merdiven bulunmakta. Sonrasında buradan Kösem'in terasına çıkan bir yer bulunmakta. Hemen bu tarafta Kösem'in hazine odası. Şöyle. Şurada dolap bulunmakta. Daha sonrasında hareme gidelim. Burası şifahane bu arada. Haremin yolu da buradan gitmekte. Kösem'in dairesinden böyle bir yol uzattık. Şöyle gösterecek olursak. Kösem daire. Ve şuradan direkt hareme gidiliyor. Burada koridorlar. Geçen sezon kullanmıştık. Bu sezonda kullanabiliriz. Harem bu şekilde. Gösterelim. Yukarıdan. Haremi de yeniledim. Biraz daha küçülttüm. Gerçeğine uygun bir şekilde yaptım. Böyle üst katı var. Taşlık yerdeki. Topkapı Sarayı'nda böyle kolonlar var haremde. Ben de bu şekilde uyarladım. Üst kat. Üst katta pek bir şey yok henüz. İbrahim devrine geçince ilgileneceğiz. Fakat şu tarafa şimdiden küçük tasarımlar yaptık. Halime Sultan'ın dairesi. Halime Sultan demişken. Dizimize Halime Sultan daire olacak. Bunu da buradan söyleyelim. Şöyle küçük daireler. Daha sonrasında burada Atike daire var. Çok detaylı göstermeyeceğim. Burada türbe var. Burada da hamam bulunmakta. Hamamı bu sezon tasarladık. Şöyle gösterelim. Bu kısma gelecek olursak burada hasoda. Hasodayı da yeniledik. Biraz daha küçülttük. Daha dekorlar daha gösterişli olsun diye. Çünkü boş, büyük bir odada çok boş gözükür. Oda ne kadar küçülürse dekorlar o kadar çok derinleşir, o kadar çok dikkat toplanır ve daha dolu gözükür. İki katlı, burası da yüksek tavan. Sonrasında terasımızı da yeniledik. Gerçeğine uygun bir şekilde yaptık. Bu yandaki kapılar filan. Haso da burada. Gösterdiğim gibi. Diğer tarafta da hünkâr sofası var. Kısım bayağı boş. Burada hünkâr sofası. Gösterelim. Gerçekten büyük bir emek verdik buna ve internet üzerinde bazı kişiler dizimize saldırıda bulunmaya devam ediyor. Küfür, hakaret benzeri şeyler görüyoruz. Çok çirkin ve hoş değil gerçekten. Bu kişileri o yüzden kendi haline bırakıyoruz. Bazı belirli kişiler var. Bunların ekran resimlerini alıp savcılığa verdik. Savcılıkta hesaplarını verecek bu kişiler. Neticede biz burada bir emek veriyoruz ve bu emeğe yani beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Fakat saygı duymak zorundayız. Ben de çünkü bir şey izliyorum YouTube'da ve beğenmiyorum diyelim ki. Gidip de küfür etmiyorum kimseye. Beğenmediysen beğenmedim derim. Veya yorum bile yapmam beğenmediğim bir şeye. İşte bazı kişiler sahte hesap üzerinden çok fazla yorum atıyor. Kişilerin IP adresi belli zaten. Hepsini çıkarttık. Yazık. Acıyoruz bu kişilere. Diyecek başka bir şey yok. Bununla ilgili. Kısım boş. Hasoda'nın olduğu kısım.
Buraya pek bir şey eklemedik. Bu şekilde duracak. Sadece bir koridor eklendi yeni. Şurası. Altın yol olarak burayı da isimlendirdik. Şöyle. Evet, videomuzu bitirme zamanı geldi. Size bu videomuzda Sims koleksiyonumuzu gösterdik. Oyunumuzu gösterdik bilmeyenler için, hangi oyunda çektiğimizde. Platonumuzu gösterdik. Çektiğimiz bilgisayarı, ortamı, ekipmanları gösterdik. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Sezon çok yakında geliyor. Eylül'ün sonuna doğru düşünüyoruz. Çünkü çok fazla çalışıyoruz ve ancak bu şekilde yetiştirebiliyoruz diziye. İkinci sezon karakterler biraz daha arttığı için, hani replik sayısı, karakter sayısı, yeni gelen tarihi karakterler, ondan sonrasında kaliteyi de arttırdık tabii ki. Birinci sezon oranla görüntü kalitemiz olsun, montaj, kurgu, müzik, her şey üst seviyede olacak. Ve sizlere umarım sizin içinizde oluşan boşluğu doldurabiliriz muhteşem yazılı kösemden sonra. Bizimizi takip etmeye devam edin. Biraz rahatsızdım. O yüzden sesim biraz kötü geliyor. Kusura bakmayın. Ben Yusuf Emre Türkmenoğlu. Kadınlar Saltanatı Kösem dizisinin yönetmeni, yazarı, senaristi, tarih araştırmacısı, çekeni, montajcıyanı, kurgulayanı. Ben tek başıma dizinin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.